Yenge! Yenge dur! Tesadüf diye bir şey yoktur. Olması gereken olur. Bütün bunların yaşanması gerekiyordu ve oldu. Ateş suya düştü. Ama ne su buhar oldu, ne de ateş söndü. Alevleri tüm şehri sardı. Hissettikleri hep acıydı. Hem de ne acı. Aşkım, kitabın kapağına bayıldım. Ay, çok heyecanlı. Kitabın ilk resmi okuyucusu sensin. Okuduktan sonra hemen beni ara. Biliyorum. Söz akşama kadar bitireceğim. Bitirir bitirmez arayacağım seni. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni aşkım. İlk tanışmaları yaralayıcı olmuştu. Adam zaten yaralıydı ama belli etmiyordu. Yüzündeki ter damlacıkları içinde hissettiği acının tek belirtisiydi. Abi, iyi misin? İyiyim. Bir şey istersen seslen abi. Tamam. I don't want to sit next to the window because I have a fear of flying, so I don't feel very good. No. Okay, I'll get you a seat straight on it. Okay, thank you. What's the problem? She's afraid of flying and doesn't want to sit by the window. Why don't you switch the seats? The person who's sitting next to her doesn't want to swap. Okay, let's sit here until another one becomes available. All right, thank you. Here? Yes. Thank you, yes. So good. Thank you. But no window seat, please. Sorry. Allah kahretsin ya. Kaç kere söylemem lazım cam kenarı istemiyorum diye. Uçak korkusu var bende de hiç farkında bile değilim. Bakayım. Çok kötü deşmişim. Çok özür dilerim. İşte bu yüzden uçağa binmeyi sevmiyorum. Biliyorum korkum yersiz ama yine de korkuyorum. Ne yapayım? Your seat is available now. Would you like to follow me? Yes, thank you. Abi burası güvenli bir yer. Necmi abinin mekanı da buraya çok yakın. Sen yanlış bir şey yapmadın abi. Sen kaçmadın. Doğru olanı yaptın. Olup biten de senin hiçbir kabahatin yok. Buralar senin mekanın. Özlemişsindir. Sakın yanından ayrılma. Tamam?
eşyaları yardım et. Tamam abi. Açma! Abi Necmi abinin yanındayız zaten şimdi. Durumu nasıl? İyi. Bak sakın bir delilik yapıp buralara gelmeye kalkmasın. Orada kontrol sende Turhan. Ben de bir sürü ortalıklardan kaybolacağım. Olay polisi farklı intikal etti. Kötü. Tamam abi, merak etme sen. Burada her şey yolunda. Hadi bakalım. Haşmet seni buraya yollamadan iyi olmuş. Kemal Arslan, Faruk Aslan. Şimdilik bunlarla idare edin. Ne olur ne olmaz. Buradaki Türkler sizin kim olduğunuzu bilmez. Ha, bir de bir şeye ihtiyacınız olur, beni arayın. Genç adamsınız. Anladın? Abi, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hadi bakayım şu araya. İltihap tutmuş bu. Sen hiç pansuman yaptırmıyor musun? Bu sabah kendim yaptım. Alpago! Evet abi. İki harf falan ver. Tamam. Şimdi yazacağım adrese gideceksiniz. Bizim hastanedir. Polislik molislik bir işiniz olmaz. Doğru düzgün bir pansuman yapsınlar. Bu elindeki nedir? Tamam baba tamam. Bak sen ilaçlarını iç. Bahçeyi sularken üstünü başını ıslatıyorsun. Ondan oluyor bunlar. Tamam. Tamam Nazlı babacık, hadi öptüm seni. Merak etme beni, tamam mı? Bay. Ne gülüyorsun kız kendi kendine? Hiç. Ne yiyorsun sen? Sen getirmedin mi? Tezgahın üstünde duruyordu, ekmeğin üstünde türdüm, yiyorum. Tükür! Kızım tükür, ceviz var onun içinde. Ne? Tükür, tükür! Kızım sen mi beni taşıyacaksın, ben mi seni taşıyacağım? Ben seni buraya kadar getirdim, yoruldum. Biraz da sen yürü canım. Sen de üstüne ceviz olduğunu yazsaydın. Kızım sen de hemen atlamasaydın yazmaya vakit olurdu herhalde. Her yerim kaşınıyor. Vallahi tesadüf. Sen yürüyordun. Şey, arkadaşımın cevize alerjisi var da zehirlendi. Hay. Siz ne yapıyorsunuz burada? Pansumana geldim. O kadar mı değişmişim? Ya, ölümlerden dönmüş. Çok özür dilerim. Şaka şaka. Küçük bir kaza geçirdim de. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Cevabı olmayan soruydu bu. Bildiği tek şey yaşamak için burada olduğuydu. Adam bu soruya cevap vermek yerine kızın sesinin yumuşak kavında sarhoş olmayı yeğledi. Bilmezdim bu derdi. Seni yolundan, beni solundan. Bak bu şarkı kendi bestesi. Çok güzel değil mi? Bu tarz müzikten pek anlamam ama güzel geliyor. Sen de mi müzikle uğraşıyorsun? Yok. Ben buraya dil eğitimi için gelmiştim. Turizm bizim orada iyi iştir. Ama İrem'le tanışınca her şey değişti tabii.
Benim okulum bitti ama bir süre daha kalmaya karar verdim. Babamı ikna etmek biraz zor oldu ama orası ayrı mesele. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Bana iş bile buldu. Ben kuaförlük yapıyorum bu arada. Bizim dükkan da Aziler de çok uzak değil. Sen anlat. Ne anlatayım? Kimmiş bu Kemal? Bilmem. Biz de kendisiyle yeni tanıştık. Oo, sen bir şeylerden kaçmış gelmiş kafa topluyorsun demek. Anladım. Ne kadar kalacağım burada? Ferrarisini satan Bilge. Uzun bir süre. Ne kadar uzun bir süre? Mesela 3 ay, birkaç hafta, bir hafta, bir gün? Belli olmaz. Kader kısmet. İyi. Kafasını dağıtır biraz. Evet abi. Kardeşlerim mi? Şu yakışıklı olan kardeşim. Analarımız ayrı, babamız bir. Benim anam vefat etti. Onun anası büyüttü beni, Fadile Hanım. Fadile Hanım iyidir, anam sayılır. Alpago da kardeşim gibidir. Babasına bize yadigar. Ben de annemi kaybettim. Ama uzun zaman oldu. Yüzünü bile hayal meyal hatırlıyorum. Sert bir kadındı. Babam çiçek gibidir. Ama anne işte. Keşke olsaydı. Ne oldu? Bakma öyle, ben kimsenin gözüne öyle uzun süre bakamam. Bu mu? Hı? Yoksa bu mu? Ve adam dayayacak ağzına lahmacunları, yana yana geleceksin eve, hala o ayakkabımı, bu ayakkabımı. Giy botlarını, git işte ya. Sen benim ağam hakkında ne cesaret öyle konuşuyorsun? Neye gülüyorsun sen? Aman boş ver. Sen şimdi buraya büyük işler yapmak için geldin, öyle mi? Ne gibi büyük işler? Mesela inşaat falan mı? Gibi. Neyse ne. Hoş geldin. İyi ki de geldin. Bak yine gülüyorsun. Her söyle komik olan ne, ben de gülüyorum. Bizim İrem'e gülüyorum. Beni lahmacun yemeye götüreceğini düşünmüştü de. Bunları bir görse. Daha lahmacun sevgisinde değiliz. Eğer lahmacun yiyorsak o iş bitmiştir zaten. Hangi iş bitmiştir? Ya bak bu gönül işleri beni biraz mahcup eder. Çok zorlama. Ya. Sen ne değişik bir adamsın. Yanında hep böyle adamlarla geziyorsun. Yüzün hiç gülmüyor. Böyle bir ağır abi gibisin ama şu an karşımda 5 yaşında çocuk gibi mahcup oluyorsun. Bak yine gülmüyorsun. Ben dişlerini görmek istiyorum. Göster. Dur bakayım. Dur çok iyi. Dur dur. Göster dişlerini. Yapma. Ne ayıbı, göster dişlerini. Kulaklara taşınmak istiyor, şehir dışına taşınmak istiyor. Bilmiyorum daha, bir sene bile olmadı ya. Ne yapacağım ben? Gözlerin uçurum gibi. Düşmekten korkuyorum ama beni içine doğru çekiyor. Sen de hiçbir şey az değilmiş gibi. Ya cenneti ya cehennemi verirsin sanki.
kimsin sen Kemal? Ben bir toz zerresiyim. Rüzgarların savurup bulutlara taşıdığı, yağmurlara karışıp bilmediği diyarlara yağan, kaderine mahkum. Ben bir toz zerresiyim. Her şeye razı. Hiç aşık oldun mu? Birinin gözlerinin içine bakıp bir şiir yazacak kadar değil. Bunu sen mi yazdın şimdi? Beğenmedin mi? Peki sen? Hı? Sen aşık oldun mu? Yapma. Bakma öyle. Lan kimsenin gözüne öyle uzun uzun bakamam. Aa, adamın canı yanıyordu. Yarasından çok birini öldürmüş olmanın verdiği acıydı bu. Kız adamın yarasına dokundu. Buna nelerin sebep olduğuyla değil, tek bir şeyle ilgileniyordu. Canın çok yanıyor mu? Su getireyim mi? Bir şey istiyor musun? Bekle. Yağmur Haşmet'in yaralarına ilaç, değişiminin başlangıcı olmuştu. Aşık oluyordu. Ama güzel olduğu için değil, ki çok güzeldi. Haşmet değişiyordu. Ya da kendisi oluyordu. Yağmur'u sevmek, yaşadığı her şeye uzaktan bakabilmek, kendisini yeniden tanıyabilmek adına büyük bir fırsattı. Ve sevdi. Kış sadece şehri değil, bazı yürekleri de soğutuyordu. Ne oldu? Tavada parmağımı yaktım ya. Çok acıyor, çok acıyor. Ne yapıyorsun? Çok iyi geldi. Yumurta çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Dur yeme, pis. Parmağımı soktun bana. Ne pisi be? Kanlıca yoğurdu gibi olmuş valla. Hmm.
Kemal. Hı. Ben Türkiye'yi özledim. Ne zaman gideceğiz? Bir de seni saklıyor muyum babandan artık? E anlat o zaman. Yok, öyle olmaz. Telefonda söyleyemem. Şimdi gitsem oraya, alıştıra alıştıra anlatsam seni. Sonra tanışsanız o zaman olabilir belki. Sen önce kendini anama beğendir, gerisi kolay. Beğenmez mi beni? Yok öyle hemen beğenmez. Beğenseydi böyle bekar kalır mıydı? Kaç kız götürdün kadına şimdiye kadar? Ben de seni çok özledim. Geleceğim. Geleceğim de şu uçak korkun. Tamam babacığım. Öpüyorum. Bye. Ya Kemal hani yemeğe gidecektik? Bu iğrenç şeyi yediriyorsun bana. Dur ben dersi vereyim hele. Abi. Ha? Evet. İyi misin yavrum? Ay bu iğrenç şeyi yediriyorsun bana, bir de iyi misin diyorsun ya. Ben söyleyemem ona. Hamza abim gelsin kendi anlatsın. Hem beni dinlemez. Onu da olsun. Tamam tamam Hamza'yı yolluyorum. Oğlum sen de kendine dikkat et oralarda. Hadi. Emin misin? Birkaç test daha yap bence. 10 kutu bitirdim. Hepsi pozitif. Ay ya sen aşık oldun. Bir de hamilesin. Ay kuzum benim. Ya dur sen niye ağlıyorsun? Bir beni dinle. Tamam tamam duygusallaştım. Bugün tanışma yıl dönümümüz. Ona bir hediye aldım. Onu verirken söylesem. Kızım sen hediyenin kralını veriyorsun adama. İnşallah senin kıymetini bilir. Aa Tarık. Hadi İremciğim sonra konuşuruz tamam mı? Öptüm seni. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk yenge. İstediklerin hepsini aldım yenge. Aa sağ ol. Ben de İrem'le konuşuyordum şimdi de. Özlemişim Zilli'yi. Ha. Duydun mu? Duydum yenge. Ne olacak Tarık bari sen söyle. Gidecek miyiz Türkiye'ye? Ne yapacağız? Ben babama anlatamam bunu. Yenge. Hamza abi geldi. Abimle Necmi abinin yanındalar şimdi. Konuşuyorlar. Abim belki İstanbul'a gidebilir. Halloldu mu sorunlar? Bak yengeciğim. Sen şimdi bana hiçbir şey sorma. Abim dönene kadar da ona hiçbir şey söyleme. Abim dönünce konuşursunuz. Daha iyi olur. Bana güven. Ama... Yenge. Güven bana. Sizin buradaki yerinizi biliyorlar. Sıtkı sizi birkaç aydır takip ediyor. Artık onlar da farkındalar. Bu husumetin bitmesi için gereken tek şey iki tarafın da bayrağı çekmesidir. İflasın eşiğindeyiz Haşmet. Onlar da öyleler. Reşit Ağa'nın söylediği Haşmet gelirse bir sulh yolu bulunur. Bu sulh dediği nedir Hamza? Bizi açığa çıkartmaya çalışıyor olmasınlar? Yok. Yok sen bana güven. Artık iki tarafın da kavga edecek takati kalmadı. Sen ne diyorsun Necmi abi? Dün Fadlan'la konuştum. O da Haşmet gelirse bu iş çözülür diyor. Bence git. Hem bizim adamlar da yanında olacak. Reşit'i tanırım. Abisi gibi değildir. Zaten adam hastaymış. Belli gider ayak işleri düzeltmeye çalışıyor. Hamza, Yağmur soruyor, akşama kalır mısın? Yok emmi oğlum, yok. Ben kalmayayım. Kal. Yok, ben gideyim de oralara bir toparlayayım. Yok ya. Sana güzel haberlerim. Akşam konuşuruz. Esaret bitiyor ha. Haşmet, şimdi biz bu kızı hiç karıştırmasak,
Bu kızı? Yani yengeyi. Gideceğimiz yer belli. Ateşin ortası. Ne olacağı belli değil. Yani şimdi örf bilmez, adet bilmez. Ne yapacak orada? Ben ne yapacağımı bilirim amca. Emin oğlum işleri berbat etmekte üstüne yok. Yok o bilirmiş de bilmem neymiş de. Sen bozdun sen yapacaksın. Bana tutmuş ne diyor ya? Söze söze. Ne mırıldanıyorsun Hamza? Ha hala ben dönüyorum. Nasıl geçti? Vallahi hala iyi mi geçti, kötü mü geçti bilmiyorum ama bu kız meselesi biraz sıkıntı. O sıkıntı hallolacak Hamza. Hala kız hamileymiş. Hala beni duyuyor musun? Hamza tekrar etmeyeceğim. Neyse ne? Hala be, kız hamileymiş ben ne yapayım? Ne yapacağını ben mi söyleyeceğim Hamza? Ne gerekiyorsa onu yap. Geçen sene bugün tanıştık. O elini yaralamıştı. Bu elden o ele bir özür. Ama öyle basit bir saat değil. Bu çok güzel. Gidiyoruz. Bağırma dur. Ciddi misin? İşler halloldu. Ama önce benim bir tek başıma Türkiye'ye gitmem lazım. Bak döndüğümde her şey bambaşka olacak. Ya dönmezsen? Beni de yanında götür. Ne olur ben burada kafayı yerim sensiz. Korkma. Tarık burada olacak. Seni yalnız bırakmaz. Gitmem lazım. Döndüğümde her şeyi halletmiş olacağım. Sonra beraber gideriz. Döneceksin değil mi? Karım olur musun? Evet. Döndüğünde benim de sana bir sürprizim olacak. Hoş geldin Tarık Bey. Abi hoş geldin. Abi seni gülüyorum. Özledin mi abini? Özlemem abim. Burnumuzda tıttın. Bir de bana sor. Anam nerede? İçeride. Seni bekliyor. Hadi gel. Ben senin de annen sayılırım. Sana bir şey olduğunda Turhan'a olmuş kadar ciğerim yanar. Bir yıldır burada neler çektiğimi bir Allah biliyor bir de ben. Bundan başka çıkar yol yok. Bu iş senin sorumluluğunda. Senden başka hiç kimsenin halledebileceği bir mevzu değil bu. Bu evden bir cenaze daha çıkartmaya ne benim ne de bu ailenin takatı kalmadı. Haşmet, oradaki yerinizi biliyorlar. Eğer bu aileyi düşünüyorsan, eğer rahmetli babanın sana emanet ettiklerini düşünüyorsan, yapacaksın.
Hamza nerede? Memlekette. Oradan gelenleri organize ediyor. Toplantı günü burada olur. You seem quite happy today. Don't think I haven't noticed. I will be leaving soon, Miss Slater. She's getting married. You hear that? She's getting married. Wow! Yenge. Nereye geldik Tarık? Sürpriz yenge. Sürpriz. Kemal arıyor. Ya yenge ver şu telefonu. Bak bütün sürprizi bozacaksın hadi. Sen kiminle beraber olduğunu biliyor musun? O ne demek Hamza abi? Bu artık masal bitti demek. Artık gerçeklere geleceğiz. Haşmet Ayaz. Buraya gelmeden önce Türkiye'nin en tehlikeli ailelerinden birinin başı olan İhsan Ayni öldürdü. O yüzden bir yıldır burada. Sana yarası hakkında ne dedi? İşte. Bu çatışmada yaralandı. Bunlar kendi meselelerini kendileri halletmek isterler. Onun için bu mesele polise farklı yansıtıldı. İki aileden de çok cenaze çıktı. Sonunda benim çabalarımla bir uzlaşma noktasına geldik. Eğer bu uzlaşma gerçekleşirse yıllardır sürüp giden öfke bitecek. İki aile de iflastan kurtulacak. İşte bütün bunların önünde bir tek engel var. Sen. Ben mi? Senden kurtulmak için iki aile de elinden geleni yapar. Haşmet'in buradaki yerini biliyorlar. Seni de yakından tanıyorlar. Başka çözüm yok. Haşmet'i bırakacaksın. Ben size inanmıyorum. Bunu bunlara kendisi söylesin. Yahu o geldiğinde zaten bunları sana söyleyecek. Benim demek istediğim, o ne söylerse söylesin, senin onunla Türkiye'ye gitmemen. Hamileyim. Evet, biliyoruz. Böyle olmayaydı daha kolaydı ama onun da çaresine bakacağız, merak etme. Ne demek çaresine bakacağız? Ne demek çaresine bakacağız? Seni yan tarafa alalım, doktor da halledecek. Ne yapıyorsun Fırat? Anlamadın galiba. Sana kan davası diyorum. Haşmet ölür diyorum. Bu işlerin şakası yok. Benim de şakam yok. Şimdi o piçi çöpe at, defol git. Yoksa seni ben gebertirim. Ben havalimanına gidiyorum. Sen iş bitince kızı aldığın yere bırak. Sıkı sıkı tembihlerini yapması gerektiğini. Bir yanlış yapıyoruz. Ha. Bugüne kadar yapılanların hepsi doğru, bu yanlış. Haydi Turan, haydi. Sana söyleneni yap. Bu
Bu yaptığınız suç. Kardeşimi kaybettiğim gün içimden çok şey koptu gitti. Bir kişinin daha kanının akması beni mezarda huzursuz eder. Turan gençtir. Sıtkı, sen, Hamza, yazık olur. Bir kısmımız toprakta, bir kısmımız içeride. Gençler de öfkesini kontrol edecek. Nikahta büyük hayır vardır. Bu barış sadece sözde olmamalı. Evlilikle, kan bağıyla durmalı. Nupel de kızımızla evlen. Evlen ki akraba olalım. Bu ailenin yüzlerce mensubu buna ancak böyle izin verir. Nupe, seninle aynı sokaklarda büyümüştür. Seni tanır, iyi bilir. Ona da sorduk, rızasını aldık, gönüllüdür. Bu öfke bitsin, bize torunlar verin. Başka hiçbir şey bu ateşi küllendiremez. Şimdi, bu evliliğe karşı olan varsa burayı terk etsin. Akıllı ol. Herkes akıllı olsun. Çocukluğundan beri aşık olduğu adam da Haşmet. Kime bakıyorum diye düşündü kadın. Kocasına mı? Yoksa babasının katiline mi? Sen ne yapıyorsun? Bizim söndürmeye çalıştığımız ateşe sen körükle gidiyorsun. Olayları bu noktaya getirene kadar canımız çıktı. Ne istiyorsun? Turhan'ı mı öldürsünler? Seni bir daha mı vursunlar?
Babandan kalan her şeyi kaybetmek mi istiyorsun? Söyle onlara, cevabımı beklesinler. Emmoğlu, gitmene gerek yok. Ben Turhan'a söyledim. Yağmur yenge her şeyi anlattı. Hamza. 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 Ne yaptın sen? Bize bakıyor. Nothing to worry about. She's just got minor bruises on her arm and back. But she should be fine. How's the baby? Baby's fine. I can't tell from here, but it seems okay. Okay. Ulan kız kaçmış, neden söylemiyorsun? Ne sakin ol oğlum? Neyi sakin ol? Abi. Kız kaçtı. Ama kaçarken kaza geçirdi. Kemal. Çocuğu düşürmüş. Ha. Bak Allah'ın işi. Gördün mü? O da istemiyor oğlum. Eminsin değil mi? Doktor şimdi gitti. Kız burada perişan. Çocuk düşmüş abi. Hamza, yemek hazır. Hey. Bak Haşmet oraya geliyor. Artık top sende. O kız buraya gelmeyecek. Tamam. Öldürdüğü adamın kızıyla evlenmesini istiyorlar. Abim bunu yapmak zorunda. Bu kanı kan bağıyla, akrabalıkla ortadan kaldırmak istiyorlar. Durum çok ciddi yenge. Gitmen lazım. Kendini düşünmüyorsan abimi düşün. Şakası yok, onu öldürürler. Abim buraya gelir. Seni görür. Hele bir de bebeği öğrenirse bırakmaz. Hem kendi canını hem seninkini tehlikeye atar. Yenge, abimi seviyorsan ondan uzak dur yenge. Bana evlenme teklif etti. Başka bir çare yok yenge. Yenge, abimi seviyorsan git. Git yenge. Abimi seviyorsan git. Nerede o? Gitti abi. Nereye gitti lan? Hamza abi anlat dedi. Ben de anlattım. O da topladı eşyasını, çekti gitti. Durduramadım abi. Ne demek durduramadım lan? Abi Hamza abi anlat. Haberi var, bir şey olmaz dedi. Ben de anlattım. Ne yapaydım? Telefon niye sende lan? Giderken unutmuş abi. Masadaydı. Git lan. Git lan.
O güçlü adam şehrin ortasında ağlıyordu. Onu terk ettiğini zannettiği yükler tekrar omzuna binmiş. Bu sefer daha ağır ve acımasızdı. O adamda tekin olmayan bir şeyler vardı zaten. Ah Yağmur'um, ah bebeğim. Thank you honey. Yok yok, bir daha seni nah bulur. Allah onun belasını versin. Ona bela okuma oğlum, haberi bile yok. Ya şu haline bak. Biraz ne yapacağım ben şimdi? Ya kızım ne hale getirmişler seni? Sen böyle bir kız mıydın? Şimdi arasın da bulsun seni. Salak Kemal. Neymiş? Adı Haşmet'miş. Adam komple sahtekar. Take her upstairs. Take her upstairs. Right away. Please, take her upstairs. Ne oluyor ya? Take her upstairs. İrem o mu geldi? Just go. Just go upstairs. Hurry up. Oh, dude. I don't... Just stay there. Listen to me. Stay there. Stay there, okay? Merhaba İrem. Yağmur'la bir şeyler yaşadık. Onu bulamıyorum. Buradadır diye düşündüm. Bak benim bir suçum yok. Ona anlatmam gereken şeyler var. Buradaysa izin ver de konuşayım. Benimle gel. Bak Kemal. Ya da her kimse. O senin dünyanın uzak biri. Anlatılanları filmlerde, dizilerde izliyor. Bence artık onun peşinde dolaşma. Kızı da bizde rahat bırak. Yağmur. Kemal dur. Kemal dur dedim. Kemal dur gidemezsin. Ya bırak. Kemal gidemezsin. Hey. Kemal. Yağmur. Hey. Kus kenarına. Hayır dedim. Hey come on. Yağmur. Calm down. Somebody help. Yağmur. Calm down. Please. Calm down. Don't let me use it man. Yağmur. Yağmur. Chill out. Just calm down man. Shit. Police, put down your gun. Oh, police, put down your gun. Put down the weapon. Put down the weapon now. Biliyorsun sınır dışı edildi, gelemez. Ama senden yardım isteyecektir. Necmi. O kızı Haşmet'ten uzak tut. Merakette sen Fatma Hanım. Durum ciddiyetinin farkındayım. Beni de aradın zaten. Ben hallederim. Sen onları orada gördün. Sarışın bir kızmış öyle mi? Güzel miydi? Senin yanında zavallıdır o. Ah Lupa ablam ah. Sen olmayacaktın da ben öyle susacaktım ha. Hep senin kellesini almıştım. O adam babamı vurduğunda kollarımda öldü. Şimdi babamızın katilini enişte diyeceğiz ha. Neyse sesimizi çıkarmayacağız. Ama bil ki ben hep pusuda olacağım abla. Ben bunu yutmam. Yutamam. O sesin çıkmayacak Sıtkı. O sesin ben sana söylemediğim sürece çıkmayacak. Ben sana diyene kadar yutacaksın.
Ya üzüldüm tabii olanlara. Dediğim gibi gittim buldum kızı. Kapı dışarı etti beni. Ya ağızlanmayacak laflar. O kız yok mu o? Yanındaki kız. Ha, onunla Kanada yerleşmiş bunlar. Ya boş ver artık, boş ver. Bak orada işler yolunda. Çok kaldırıp indirim evimizi. Hadi. Tamam Necmi abi, tamam. Sağ ol. Sus. Sus lan, avlama. Ana. Gözüm göz gelmiş. Gözüm göz. Gözüm, Yağmur. Ne zaman geldin? Niye haber vermedin? Ne zamandan beri oturuyorsun sen burada? Bunu seni çok özledim. Kızım. Ağlama kızım. Kızım. Güçsüzdü ve çaresizdi. Hiç tanımadığı acılarla tanışıyordu. Denedi ama bunu yapamazdı. Bebeğinin hayatına son veremezdi. Belki de kendisini bu güçsüz durumdan kurtaracak bir karardı onu doğurmak diye düşündü kadın üzerine yağmurlar yağarken. Hiç dikkat ettin mi, gördün mü? Bahçeye nasıl genişledi? Belediye başkanıyla konuşacak. Şu karşıdaki duvarı da yıktırılacak. O zaman burası kocaman bir yer olacak. Sen de evlenince düğününü burada yaparız galiba. Kocaman bir bahçemiz var nasılsın? Canım, canım kızım. Anan da sağ olsaydı da senin bu boya geldiğini göreydi. Düğününde benimle karşılıklı çift etelli oynaydı. Torununu kucağına alıp yine eskisi gibi bağırıp çığırıydı. Sessiz olun diye. Dudu kadının kahrını çekmeyi pek özledim. Baba ben hamileyim. Hamile misin? Evlenecektik baba. Ama lütfen sorma, anlatamam sana. Dün aldırmaya gittim ama yapamadım. Karnımda hissediyorum onu baba. Kızının ona anlatamadığı gerçekler ve karnında getirdiği bebek, bütün işi gücü bahçe düzeni yapmak olan bir baba için biraz fazlaydı. Ne onun kalbi ne de bu kasaba, bunu anlayabilecek bir yer değildi. İlk kez seninle öpüşmeyi, ilk kez senin olmayı, bunu hep ilk kez seninle yapmayı hayal ettim. Kafanda başka biri var biliyorum. Sarışın ve kasmış. Ama senin kadının artık benim Ahmet. Beni sevebilecek misin?
Şart mı? Baba. Baba benle konuşmayacak mı? Ona güvenmen lazım baba. Sana anlatamam. Kim olduğunu bile bilmediğim bir adamdan çocuk peydahlıyorsun. Eve geliyorsun. Sonra da bana güven diyor. Bu kış kadar yerde ben milletin yüzüne nasıl bakacağım? Hiç düşünmüyorum. Ananın mezarına gittim de ben ona nasıl anlatacağım bunu? O çocuğa ne diyeceğim ben? Nasıl kucağıma alacağım? Hiç düşünmüyorum. Ama çıkmış karşıma bana güven diyor. Sen bana güvenme kızım. Sen bana güvenme. Ben o çocuğa bu evde bakmam. Ona torunum demem. Ha, çok doğurmak istiyorsan alırsın çocuğunu gidersin başka yere doğursun. Bundan sonra da bana baba deme. Baba yapma. Baba deme dedim. Senin kızın da karnı burnunda. Damat nerede? Çıkmayacak mı ortaya? Asker. Asker de gelecek. Ne yapacağım ben şimdi bu kadına? Atsan atılmaz, satsan satılmaz, boğulsan boğulmaz. Kendimi mi öldüreceğim, onu mu öldüreceğim? Ne yapacağım? Affedeceğim baba. Ben senin kızınım. Bu da senin torunun. Kalbini kırdım biliyorum. Ama benim de kalbim kırıldı. Aşık oldum ben baba. Öyle yoldan geçen birinin çocuğu değil. Konuşma. Bunu bana anlatmayacaksın. Ananı anlatacaksın. Bakalım o seni affedecek mi? Anan şimdi sağ olsaydı senin kafanı taşla ezmişti. O zaman baba. Sen es. Geç kızım geç. Beni evlat katil etme geç. Affetmeyeceksen ez baba öldür. Hakkım sana helal olsun. Ya öldür ya affet baba.
Beni Allah affetsin kızım. Ben o çocuğu kucağıma almam anladın mı? Ben o çocuğu kucağıma almam. Yağmur. Yağmur. Bırak. Kimse yok mu lan? Baş bir dakika sen. Baş, baş. Ben şimdi durduk adım. Maalesef. Bu seferki sonuçlar da negatif Nupelda Hanım. Ama her gün yeni teknikler gelişiyor. Size uygulamayı teklif edeceğim birkaç yöntem daha var. Eğer izin verirseniz yeni bir tedaviye başlayabilirim. Bugün toplantıda sen de varsın. Kendine çeki düzen ver biraz. Bu seferki de olmadı. Ama yeni bir yöntemle yeniden deneyeceğiz. Sana bir çocuk vermeyi o kadar çok istiyorum ki. Aynada bütün dişiliğine zarar gelmiş, zoraki kadın olmaya çalışan yansımasına baktı. Kendini eksik hissediyordu. Bu oteli geri almak şu an bizi yoracak bir şey. Ne böyle bir personelimiz, ne de bu oluşumla uğraşacak zamanımız var. Burada bulunma nedenimiz tamamen maneviyat. Bu otel, bu ailenin 20 yıldır işlettiği bir otel. Değeri nedir biz biliriz. Teklifimi düşün. Daha sonra dönersiniz. Peki Haşmet Bey. Bir dakika. Bu iş bugün burada bitecek. Biz de bunun için buradayız Nupelda Hanım. Aksi bir şey yapmıyoruz. Yok. Amacınız zaaflarımızdan faydalanıp oteli fahiş fiyata bize kakalamak. Karşınızda amcam oturuyor olsaydı sizin o dilinizi bir tarafınıza sokmuştu. Seni çok özledim. Hasmet. Bir daha benim bulundum. Beni ezmeye çalışırsan seni gebertirim. Asıl sen kendini ezdiriyorsun. Aile değerlerini bozuk para gibi adamların önüne attın. Ben az yaptım. 2 gün sonra bize dönecekler. Bizden başkasına satamazlar. Bunu sen de biliyorsun. Neden çocuğumuz olmuyor biliyor musun? Kafandan o kaltağı atamıyorsun da ondan. Buna göstermediğin erkekliği içeridekilere göster de bu ailenin kaybettiklerini geri al. Zorlama. Biliyorum hoşuna gidecek. Böyle gördün. Böyle büyüdün. Ama beni buna zorlama. Artık bu yok. Artık bu yok. Thank you.
Dışarıda biri var. Seni soruyor. Neden beni dinlemedin? Aylardır seni arıyorum. Zeynep çıkma kalabilirsin. Deneyecek bir şey yoktu. Evleniyordun. Ne yapsaydım, kuman mı olsaydım? Buraya niye geldin bilmiyorum. Ama gitsen iyi olur. Az sonra kocam gelecek. Nişan provasını unutma bak. Tamam. Arayacağım ben seni. Haşmet kendi mutsuzluğu üzerine inşa edilmiş hayatları izliyordu. Sorgulamayı bırakmıştı. Sadece izliyordu. Abi. Hadi gelsene. Bizim canavarlar bütün etleri bitirdiler vallahi. Gel hadi sen gel. Alpago. Evet abi. Vay be abi. Bizim Turan'ın çocuğu olacaktı da biz de gelecektik. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi abi? Bir de senin çocuğunu göreydik. Senin gözüne ne oldu? Gözüm? Hamza mı? Aman abi. Lupa yenge nerede abi? Niye inmiyor şu an? Grip olmuş. Çocuklara bulaşmasın diye inmiyor. Buraya çocuklarıyla bilerek geliyorlar. Onu benim gözüme sokmaya çalışıyorlar. Ben senden daha çok acı çekiyorum. Bazı geceler beni öyle bir öpüyorsun ki. O anda kafandakinin ben olmadığını biliyorum. O koltuğa öpüyorsun. Lupe. Bak Haşmet. Bu gece onu düşünmene izin veriyorum. Hadi yapalım. Bana aşık değilsin biliyorum. Aşık olduğun kadını düşün. Sana bir çocuk vereyim ne olur. Ne olur. Kaçma. Nedir bu takıntın senin? Neden kurtaramıyorsun kendini? Ver onu bana.
Ve ver onu bana. Ulaşamıyordu sevdiği adama. Yıkması gereken duvarlar Nupel dayı çok yormuştu. Haşmet ona dayatılan bu hayatı yaşamaya çalışsa da kaçamıyordu kaderinden. Bir söz, bir ses, bazen bir şarkı olup onu buluyordu her seferinde. Bilmezdim bu derdin, seni yolumdan, beni solumdan edeceğini. Bilmezdim en sessiz yanımdan yağmuruna kan terleyeceğimi. Bilmezdim çok yanlarımın az yanımla yetineceğini. Uzaklarımın yakınlığım, yakınlığımın uzaklara gönül vereceğini. Acı. İliklerine kadar hissediyordu acıyı. Sönmüyordu ateş. Her şeyin ilacı olan zaman söndürebilecek miydi bu ateşi? Kaç buraya gelme. Ya bak ben niye geldim biliyor musun? İstanbul'a gidiyorum. 3 günlüğüne bir konferansa katılacağım. İstiyorum ki siz de gelin. Yok ben babamı bırakamam. Hüseyin amca. Evet. İstanbul'a götüreyim mi sizi? Evet. Sen ne yapıyorsun? Ya babana soruyorum bırakamam dedin ya. Ya siz gidin benim kafam kaldırmaz şimdi İstanbul. Anne lütfen. Hede. Hele şöyle gidin birkaç gün de ben de şurada kafamı dinleyeyim mi ya? Ne olur anne, ne olur. Tamam. Of seni mi kıracağım ben? Ya. Thank you.
Bizi nasıl buldun? Ben seni bulmadım, sen beni buldun. Yağmur, bu benim oğlum mu? Lütfen, buraya gidelim. Gideceğiz, söz. Yağmur, o bizim oğlumuz mu? Lütfen bana daha fazla acı çektirme, lütfen. Yıllardır öyle gibi yaşıyorum. Ne olur ortadıktan kaybolma. O da açık beklemedi. Yalnız ol. Kalın aşağıda, ben sonra geleceğim yanınıza. Yok, bir şeyim yok. İyiyim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam, sonra konuşuruz Sinan. Senden sonra aldığım nefes nefes değildi. Seninle birlikte bütün ruhumu kaybettim. Ben senden başka bir kadını sevmedim Yağmur. O çocuk bizim mi? Neden bana söylemedin? Niye bana bunca yıldır cehennem azabı yaşattın? Bana söyleme dediler. Kim? Hamza. Kardeşin. Çocuğumuzu karnından almaya çalıştı. Hamza eğer çocuğu doğurursam hepimizin öleceğini söyledi. Senden uzak durmazsam seni öldüreceklerini söylediler ki. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Bana bütün bunların hesabını verecekler. Onu büyütmek kolay olmadı. Hep diken üstünde yaşadım. Birileri bir yerden çıkıp çocuğumu elimden alacak diye çok korktum. Bütün bunlardan uzak bir dünyası olsun istiyorum. Lütfen, lütfen bırak gidelim ne olur. Bu mümkün değil. Anne, Sinan amcayla abla gidebilir miyiz? Senin adın Kemal mi? Evet. Benim adım da Kemal. Memnun oldum. Kemal, hadi hazır mıyız yüzüm? Sinan Bey doktorumuz. İstanbul'a onun için gelmiştik, konferansı vardı. Kemal Bey de aile dostumuz. Memnun oldum. Ben de. İstanbul'u sevdin mi? Evet, çok sevdim. Biliyor musun? Ben ilk kez otelde kalıyorum. Kocaman havuzu varmış. Anne, gidebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki aşkım. Tanıştığımıza memnun oldum.
Hadi gel Kemal. Biz havuza inelim. Olmasaydı hiçbir şey atlatamazdım. Sensiz geçen her gün cehennem gibiydi. Onun varlığı acılarımı azalttı. Sana söz veriyorum. Artık sen, ben ve oğlumuz. Gerisi umurumda değil. Ama evlisin. Benim ailem sizsiniz. Ne olur ortadan bir daha kaybolma. Her şeyi düzeltmem için bana bir fırsat ver. Günden güne içimde daha da büyüdün. Demek sebep buymuş. Hissetmişim. Mümkün mü? Bana her gün senin gözlerine bakan bir oğlumuz var. Bugün sizi bir yere yollayacağım. Burayı benden başka bilen yok. Birkaç gün sonra her şeyi halledip yanınıza geleceğim. Kendini tehlikeye atmanı istemiyorum Kemal. Babasız büyümeye alıştı. Ne olur bunu benden alma. Buna hakkım var. Ben babasız büyüdüm. Ona yaşayamadıklarımı yaşatma şansı ver bana. Emmoğlu hayırdır, sabahtan beri elde defa aramışsın. Kötü bir şey oldu değil mi? Oteldeyim, bir saat içinde burada ol. Ne diyorsun abi? Lan hayvan herif. Hani çocuğu düşürmüştü? Hani buraya gelmeyecekti? Hani bir daha ortaya çıkmayacaktı? Bana öyle söyledi abi. Lan seni öldüreyim mi lan ben? Amca. Allah'ım. Sen bizim evimize gelip bize posta koyacak kadar büyüdün mü Hamza? Oğlum başımızı yaktı. Üvey oğlum da kendiyle beraber Turhan'ın mezarını kazıyor şimdi. Ana kız abinden uzak duracağım demişti. Gelmiş işte. Çocuğu da doğurmuş. Kendi gözlerimle gördüm. Sen bizi nasıl bir ateşin ortasına attığının farkında mısın? Kızı da çocuğu da alacak, ortadan kaybolacak. Olan da bize olacak Fadile Ana. Benden bu kadar. Hamza. Toparlan. Anlamadım. Seni bir saat içinde alacağım. Bir saat içinde hesaplar aktar. Sen aradığımda söyledim yere gel. Gerçekten gidiyor muyuz sonunda? Dünyanın öbür ucuna gidiyoruz. Yürü bu pislikten uzağa. Seni arayacağım. Hamza.
yapıyorsun? Nereye gidiyorsun Hamza? Hamza, ben bu evin köpeği değilim. Senin karınım, karın. Nereye gidiyorsun diyorum. Yoksun zaten kaç gündür. Bankacı karıyla gidiyorsun değil mi? Bırak be, kapat! Boynunu kırmış. Durumu ciddi. Yaşatmaya çalışıyoruz fakat yaşasa da eskisi gibi olmayabilir. Yapmak zorundaydım. Yoksa sizi kaybederdim. Sen kendi oğluna kıyamadın. Ama benim oğlumu öldürmeye çalıştın. Abi! Abi beni affet! Abi! Demek suçlu ben oluyorum, öyle mi? Memlekette bu evlilikten ekmek yiyen binlerce adam var. Şimdi bu insanlar kan diye bağıracaklar. Başta da Sıtkı! İhsan Ağa'yı ben vurmadım. Bunun cezasını da ben çekmeyeceğim. Benimle gelmedin. Orada değildin. Ne oldu bilmiyorsun. Sana gitme dedim ben! Olan oradaydı Haşmet. Biz seninle kardeş gibi büyüdük. Seni hep korumaya çalıştım. Ama sen de benim kadar bu dünyayı biliyorsun. Kanı unutmazlar. Bundan kaçış yok. Sen o adamı vurmasaydın ben şimdi çoktan gitmiştim. Seni korumak için durdum ben. Bankadan aradılar. Hesabı boşaltmaya çalışmışsın. Gitmedim. Çünkü işler kötü gidiyordu. Yanında götürecek para yoktu. Bu evlilikten sen de kazanacaktın. Bekledin. Çocuğumu öldürmeye çalıştın Hamza. Kardeşim ölüme terk ettin. Sen de biliyorsun. Bundan kaçamazsın. Merak ettim seni. Geldim. Ah, bizim adamlar güvenlik odasından ne getirdiler bana?
Emin misin Sıtkı? Bu o mu? Eminim ablam. Eminim. Otel kayıtlarına da baktım. Adı Yağmur. Kız budur. Gün benim günüm. Sesimi çıkarayım abla. İzin veriyorsun. Sanki her şey yolundaymış da seninle çocuğumuzla yazlığa tatile gelmişiz gibi. Keşke gerçek olsaydı. Ben hiç kendi hayatımı yaşayamadım. Benim için en gerçek an şu an. Ne olacak şimdi? Gitmem lazım. Beni burada bekleyeceksiniz. Yarın akşama kadar gelmezsem çocuklar sizi götürecekler. Gitme. Dünyanın başka bir yerine gideriz. Bizi bulamayacakları bir yere. Kendi hayatımızı kurarız. Lütfen Kemal, seni tekrar kaybetmeye dayanamam ben. Lütfen. Abi. Allah sabredenleri sever. E tabi benim de kalbim temiz. O gün gelecek dedim, sabrettim. Allah dualarımın bir kısmını kabul etti Haşmet. Bak dikkat ettiysen bir kısmını diyorum. Çünkü namlunun ucunda Turhan var. Sen olaydın. İşte o zaman tam olurdu. Alpago arabayı hazırla. Tabii abi. Kemal yalvarırım gitme. Ne olur. Gitmek zorundayım. Eğer sana Kemal'i getirmemi istiyorsan Haşmet'i onlara bırakmak zorundayım. Sen benim bu hayatta sevdiğim tek kadınsın. Onu unutma yeter.
Alpago Turan'ı götür buradan. Hayır abi. Öfkeni içine atacaksın. Bir delilik yapmayacaksın. Alpago bunun sonu yok. Hadi al Turan'ı götür buradan. Bırak abi. Bunların hepsini öldüreyim burada. Hadi hadi hadi. Bunun sonu yok. Hadi aslan. Al Turan'ı git buradan. Hadi. Bırak gitsin. Baş başa konuşalım. Satka bizi yalnız bırak. Abla! Satka çık! Böyle olmak zorunda değildi. Ben senin için her şeyi verebilirdim. Bunun için çok çabaladım. Ama sen aramızdaki akti bozdun Haşmet. Onurumla oynadın. Kadınlık gururumla oynadın. Beni aileme küçük düşürdün. Ondan bir oğlum var. Benim bir parçam. Çocuğu getir. Ama o kaltak çıksın hayatımızdan. Kendine başka bir hayat kur. Bu ateşi soğutmak için çok çaba sarf ettim. Ben de senin gibi kendimi feda ettim. Ama olmadı işte. Soğutamadık. Allah'ın aşkına gitme. Benimle kalırsan ben seni korurum. Sana benim yanımda hiç kimse zarar veremez. Buradan çıkarsan beni vururlar değil mi? Evet. Peki ben ölürsem bu kan durur mu? Hizmet yapma. Efendim, sen ölürsen bu savaş durur. İndir şu silahı. Ve bu kan durur mu? Abla! Uzatma! Vur! Babamızın katilidir karşında duran. Sen vurmazsan ben sıkacağım. Sıtkı bizi yalnız bırak dedim. Seni kandırmaya çalışıyor. Seni kandırmaya çalışıyor. Bu şerefsizin kanı akmadan bana rahat yok. Hadi abla. Vur.
Bilmezdim bu derdin seni yolundan, beni solumdan edeceğini. Evet. Bilmezdim bu derdin seni yolundan, beni solumdan edeceğini. Bilmezdim en sessiz yanımdan yağmuruna kan terleyeceğimi. Bilmezdim çok yanlarımın az yanımla yetineceğini. Uzaklarımın yakınlığım, yakınlığımın uzaklara gönül vereceğini. Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükuta istivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime. Bilmezdim çok yanlarımın az yanımla yetineceğini. Uzaklarımın yakınlığım, yakınlığımın uzaklara gönül vereceğini.